Ölü makine abi. Sessiz sessiz 10 kuruşa küçük kitaplar çıkardı. Ben ondan öğrendim nice şeyi. Ama savruldu gitti kitaplar. Ondan sonra İzmir'e gitti. Göçlü İzmir'e kapattı. Mademcilik yapmış, bir şeyler etmiş. Ne yapıyorsun? Kayıtten ziyaret ediyorsun. Vallahi hiç kaçıramam. İzin. Hastalık mı anlatıyorsun? Onunla yok canım. Yok. Sefer Aytekin'i. Ondan sonra yanına gittim. 54'lerde değil mi o yıllarda? Evet, evet. Çok sevdiğim. Öldü gitti ya. Şimdi evine gittik. Bize yazmalar mı diyor? Yazma çok güzel, istiyor. Akıl almaz güzel şeyler ama. Böyle ince kağıtlar arası, kutular, kutular, filizle meraklıyım. Ondan sonra şeyler var, şeyler filan var. Evet, evet. Çok güzel. Yoldu onlar, kime kaldı, nasıl yerlerdi. Yani yüzü açacak parçalardı hepsi. Evet. Böyle sessizce, haberini bile, kardeşini pek sevmedim açıkçası. Halil Aytekin mi? Halil. O çok köklü bir sosyalistmiş Fikret abi. Abi şimdi bak. Ablacığım bir anız var mı? Ben açık sözlüyüm ya da biraz bize dem getirin. Bugün coşkuyu yaşıyorum. Fikret abinin yanında yani inan yüreğim paramparça. Böyle söyleyemiyorum ona, öyle mahcubum. Kusuruma bakmasın. Hayır ama biz alışmışız sizin böyle karabatak olmanıza. Teşekkür ederim. 25 yıl. Bir ayı da muhtemelen geçti. Ülke başkanlığı yapan bir dostum vardı. Hakkı yürüdü gitti. Dikmen. Ali Aydar Dikmen. Ha. Ondan sonra o hasta oldu, geldi işte hastaneden çıkardım, bir evde kalıyor. Ben de onlar aşiretini, hayatını yazdım, akrabasının var. Varto. Varto tarihi, onu kucaklıyor çünkü 6 yaşında o katliam sırasında annesinin kucağında bir şey, dayısı, gelinin kucağında. 6 yaşında o tarihte. Ben de geleceğim dedi Halil. Nereye geliyor? Eve, eve. Şimdi gelme diyemedim. O da Alevi, o da Alevi falan. Varto'ya gidiyorsun. Yok ya Ankara. Ankara'daki eve. Ha şu. Dikmen'deki eve. Ondan sonra. Ya da soğuk başka bir şey olabilir. Fark etmez. Bira var. Tamam öylece getirin. Biraz buzluğa koyayım. Olur biraz buzluğa koyayım. Ondan sonra abi adamı bir kur rica ediyorum. Bir adam da çok otoriter efendim ya. De ya abi uzatma artık sen dedi. Ne nazlanıyorsun, anlatacaksın, anlat diyemez. Yerin dibine geçtim abi ya. Lan söz bir ya. Ulan misafir senin gelmişsin yanımda. Ne karşısın benim işime, adamı tanımazsın. Çok saygın, nur içinde yatsın. Hekim ileri Dikmen'in babası. Evet. O Dikmenler var ya, son Ekim Dikmen vardı milletvekili olan. Onların babası bunlar. Vartolu, Kürt yaşreti, o Honamlı mıydı? Bunlar neydi o aşiretleri? Hormeki aşiretinin konu. Bunlar o şeyde Kürt ayaklanmasında Türk tarafını tutmuşlar. Daha doğrusu Şehzade ayaklanmasında. Evet. Cumhuriyete, Atatürk'e olağanüstü saygılı bir aşiret. Oluyor. Evet. Onda Milli Eğitim Bakanlığı Varto tarihini yazdı. Rahmetli Cemal Gürsel de ön sözünü yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı bastı kitabı. 1961'den. Evet. İlk baskısını da Turhan Selçuk katkıda bulunmuş. 1948'de bir basım evinde basılmış. İstanbul'da o zaman Fikret abi. O kitabın. Bilemiyorum onu. Hı-hı. Ondan sonra ben de eski tarihli bir baskısı var. Evet. Bak ben yani yazmak istedim aileyi daha deşim işi diye. O adam kırıldı Halil, tabii. Ya. Aytekin yani kırmış. Yanında getirdiği adama bak dedi herhalde içinde. Ne bileyim ben ya. Fikret abi yalnız o 1960-72'lerde falan duydu. Ortam gazetesinde o zaman Halil Aytekin'le ilgili çok hüzünlü bir anı vardı. Adam müthiş bir sosyalistmiş. Bütün yaşamını şeye vermiş. Sefer'in hareketlerine de karşıymış. Öyleymiş. Sefer Bey'i hatta bulunmuş yani bu Alevilik yayınları nedeniyle biraz... O köy üstülü, o daha şey. Öyleymiş. Ama yani densiz de birader yani. Ya bir yaşadı bu tarafı var. Hiç tanımadım. Yapılır mı ya? Gelmiş ilk defa ben adamı tanıyorum ben. Merhaba diyorum, bilmem ne yapıyorum. Lütfen kabul, hassas adam giyinmiş, kravat takmış. Aşkın Kral iğnesi. Gel bir adam okuyan. 3-4 bin cilt kitap vardı evinde biliyor musun Varto'da? Depremde gittim. Depremde gittim abi. Almadılar uçağı.
ilaç götürürüz falan dedi. Vallahi hallem ettim, kallem ettim abi. Uçaklığa kaldırdım zorla. Geldim, sonra Erzurum'a. Arabayı ben geldik Varto'ya, sabah saat 3:30. Bir karpuzcu var. Arabanın içinde oturuyoruz sabah olsun da gidip arayacağım. Araba sallanmıyor. Ulan bırak şimdi, sırası mı diyorum. Ya baba sallamadık dedi. Buna ne? Deprem oldu şimdi. Karpuzcu dedi ya. Kimse sallamıyor dedi. Dedim ya Ali Aydar Bey sağ mı sağ. Evi yıkılmıştır dedi. Kendisi sağ dedi. Sabahleyin hemen kalktım. Mehmet Ali Aybar bilmem ne. İçi partililer gelmiş. Beyce Boran. Beyce Boran. Tekin rahmetli dedi ki ya babama görünme dedi. En kötü günümüzde nerede otyam diyor dedi. Allah kardeş diye bizim uçağı almadı. Koştuk gittik eve, elini öptüm, sarmaş dolaş, oturuyorum. Kitaplık yıkılmamış biraz. Şurada ev yıkılmış orada bir odada. Şimdi İş Bankası bir önemli bir görevde. Mustafa Torun. Dedi, Mustafa dedi, bu şimdi acıkmıştır. Sen dedi, gel dedi, bir iyilik yap. Şu tavuk, senin tavuklarını bilme. Yakalım, keselim, bu aç adamı bir doyuralım evi. Hiç Mustafa. Tavuk kaçar, Mustafa kovalar. Yemekler yaptılar, bilmem ne yaptılar falan. Sonra Almanya'ya gittim ben, okuyorum. Bir telgraf gelmiş. Tekin Ölerdik benden. Diyor ki, sevgili dostumuz, CHP ilçe başkanı, babam Ali Aydar Dikmen şu tarihte Erzurum'a gitti, işte şu tarihte vefat etti. Başsağlığı direneyle öğretmen Tekin Ölerdik ben. Telgrafı da eşim bana gönderdi Almanya'ya. Güzel bir aileydi işte diyor. Sefer Aytekin deyince hemen Halil aklına geliyor. Halil aklına geliyor. Ben de Halil'i hiç tanımadım Fikret abi. Fakat sosyalist literatürde ya çok saygıdeğer bir adam. Öyle ama birader ben de diyorum yani. Şimdi onun sosyalist aynı siz, zamanda saygılıdır. Ama işte densiz. Kaba ben densiz sosyalist olur mu? Sosyalist aklım aşında adamdır. Abi onun o kitabı varmış. Hani Doğu'da açlık vardır. Evet. Takıtlık yalan. O sosyalist literatüründe de çok sözü edilir, beğenir, alan çalışması. O zaman çok şey yaptı, ilgi gösterdiler. İlk defa böyle bir kitap hazırladı. Harman yayınlar. Fikret abi siz şeyi de hatırlıyor musunuz? Sivas'ta Koca Kurt Köyü ile Kandal Ağları arasındaki bir önemli toprak kavgası vardır. 1950'li yıllarda. Öyle ki bu tapa Moskova radyosuna bile yansımıştır. Çok önemli bir olaydır. O hala İşlenmedi o konu. Ona yetişemedim. Evet. Ona yetişemedim çünkü ben 50'de yeni başladım biraz. Son saatte. Dünyada mı bir son? 50'de. 50'de son saatte yedim. Kimin de o Fikret Cihat Baba? Eli Ziya. Cihat Baba mı? Cihat Elisi, Eli Ziya'nın da. Ben 53 başında dünyaya geçtim. Dünyaya 53'te geçtim. O zaman Fahri Rıfkı ile şeyinde. Halit Bey benim. Bir numaralı adamım var Fahri. Bana ölünceye kadar da ot yatmıyordu daha. Ot yatmıyordum. Çok şey öğrendim ondan. Fakat çok iyi bir kalemi vardı değil mi? Müthiş bir adam. Bir kere Atatürk'ün sevdalısı. Dünyayı görmüş geçirmiş. Çok güzel kitaplar yazmış. Çankaya falan. Evet. Hem subay adam eski zabitlerden. Hep tanımadı o dönemin en ileri gelenlerini aşık eşit. Cemal Paşa'nın özel kalemi. Evet, evet. Öyle Zihdin Dağı'nı falan yazıyor. Ölünceye kadar yani hep böyle saygılarımız kaldı. Evet. Her zaman da bahsettiğim zaman saygı ve sevgiyle bahsettiğim andığım Galip Atatürk'ü hep böyle bahsediyor. Aşağı yukarı sık sık sözü neydi? Fikret abi, Çetin Altan o bir ümmet insan da ondan söz ediyor. Bir ümmet insandan söz ederken şeyi anlatıyor. Onun esprilerini, onun yaşamını, işte gazeteye girerdi, hiç kimseye ilah gibi selam vermeden geçerdi. Odacı efendiyi çağırır, derdi ki bana bir gelincik al kuzum, işte sigara. Evet. Hiç para vermezdi. Bir huyu vardı, onu edinmiş, bir insan kavga edin. Gazeteleri okudum, yere atardım. Evine o okurdu gazeteyi. Yok diyor ki el kadar küçük kağıtlara yazardı. Abi o ayrı bak. Ve hayatımda gördüğüm en çirkin el yazısı Fahri Bey'deydi. Ben de vardı böyle bir ambalaj kağıdı gibi kağıdın üstüne doğuya giderken neleri inceleyeceğimi yazmış. Mesela kadın kız meselesi, öğretim meselesi diye yazmış. Bir karnıcık burgacık bir yazı. Okunmasa? Yani zor okunurdu.
Zaten onlar eski yazıdan geçmiş. Eski yaz, evet. Evet, evet. Atatürk'ün yazısı. Atatürk'ün güzel de Atatürk'ün güzel. Bu bile gelememiş. Evet. Bir de o şeyi birisi için diyormuş, bir büyükelçi için. Türkiye'ye geldiği zaman Tahran'dan altın ve gümüş, gümüş ve halı fiyatları ucuzlarda diyor. Kimdi o büyükelçi? Zaten altın çok güzel şeyler vardı. Bir Hasan amca vardı bir tanesi. Karşılıklı bir adam. Çerkes Hasan. Çerkes Hasan. Oğlum abi nasıl güzel bir adam. Bu gazetemiş. Hasan, ha, soyadı Hasan evet, amca. Tabii. Hasan amca. Daha sonra evet. Alpay onun kitabı değil mi? Evet, yazdı 2-3 kitabı var. Kuleli falan. Ondan sonra bu gazetenin üstünde yazdı. Harife yazdı o işe. Bekar adam. Bir güzel odası vardı ve tenekelerin içinde çiçek. Bu balkon gibi yer matbaanın. Ve orada çipin gözlü şeyi sevmez. Sizden paşayı hiç sevmez demiyor. Siz de biliyorsunuz. Ondan sonra abi bir tane daha paşalı, eski paşalı Ali Fuat Erdem. Ha. Bir adam titiz. Kağıttan tutan kapıları. Kağıttan tutan bir adam. Sonra ben yazı işleri müdür yardımcısıyım. Abi bir geldim. Kurşun lazım yok. Ha. Ya koca matbaada dökülecek kazanın içine. Ulan ne oluyor bu? Bunun kitabını demiş ki ya bunlar bağlayın sayfa halinde bir kitap bastırırken ucuz olur diye. Döktü öptü verdi bu kadar. Dedim ya yok gazete çıkmayacak diye efendim. Ne yapayım? Şey olur ya sen kitap bastırma. He, bütün kurşun oraya bu, o zamanlar öyleydi. Savaş yıllarına ait anılarım adlar. Hasan amca çok güzel adamdı ya. Çok güzel adamdı. Çok güzel kitabımda çok bahsettim ona. Hasan amcadan. Sonra Paris şeye, Burhan Feren bir yazı dizisi çıktı da Milliyet'te 4 gün sürdü. Onları da bulamadım. Tuttum bir mektup yazdım Burhan Feren'e. Azizim sevgili Fikir Okyan diye var kitapta. Rahatsızım diyor gözlerimden diyor. Birkaç gün geciktirdim gönderiyorum diye başarılar dilerim falan. O da çok güzel şeyler anlatıyor Hasan amca için. O derdi ulan diyordu. Ben yazacağım bu Çerkez meselesi, Çerkez Hasan. Çerkez Hasan çok ilginç bir adam. Ayrı bir tane daha var. Bir tane daha var. İki tane Hasan var. Çerkez Ethem. Bir de ben yazacağım dedi. Onu yazamadı. Ankara'ya gelip gidiyordu. Sık sık bizde kalırdı. Burhan mı? Yok. Hasan Çerkez Hasan. İffet Aslan vardı. Gazeteci. Sağ kalın. O üvey kızım herhalde. Benden boya boya aldı. Resim de yapardı ha. İyi resim yapardı. Rezil ederdi Elvan'a. Çok küçüktü Elvan o sırada. Anlatırdı eski hikayelerden bana. Kitap çıkartacaktı. Kağıt almaya geldi falan. Sonra öldü gitti. O zaten iki tane çıkmıştı bir resim. Nizamiye kapısı. Evet, evet. Öbürüsü de Kuryet. Doğmayan Hürriyet. Hürriyet evet. Bir tane daha. Bir tane daha. Kısa kitabı daha var. Onlardan yazıyorlar. Hep bunlar tanıdık o dünya işte Fahri Bey. Zaten Alpay'ın şeyinde sizin fotoğraflarınız var. Sizin çektiğiniz Hasan amcanın. Alpay bastı mı ya? Evet evet evet. O ona sizin, da çok malzeme gönderdi. Çok yardımcınız olmuş. Evet. Öyle abi. Güzel adamlar. Muhteşem sormayın ya. Tabii. Onları yaşamışız. Siz şeye yetişemediniz ama değil mi? 1946 bu milliyetçilik Türkeş'in olayına falan. Hayır abi. Gazetelerde okudum. Bu Ali Fuat Erden o zaman şeymiş, askeri mahkemenin üst düzeyindeymiş. O bilemem. Ha, bilemem. Orada evet. Fakat asıl benim çok üzüldüğüm bir nokta var. Abi, siz ona da yetişemediniz. Mustafa Muğla'lı olayı. Abi onu da gazetelerden okudum. Çok gençtim onu. Çok gençtim. Onu da yüreğim yanar yani. Çok sonra gençtim. Evet. Tabii Cumhuriyet çok zapartalar atlatmış ya. Haklı haklı mesela. Şimdi yine bir çocuğu asmışlar. Delilsiz astık diyor savcı. Evet, evet. Şimdi artık 20 ya, yıl. Yakında var mı? Ya eski anılar neydi? 12 Eylül, 12 Eylül. 12 Eylül'de. Yeterli lan. Delilsiz astık. O birisi çok susuz astılar canım. O çok korkunç bir şey. Hangisi dediniz? İki tane vardı. Bir Gökhan Adalı ile Erdal Eren. Erdal Eren tamamen abi, o 17 yaşında. Her yer yaşını yitirmiş. Bu farklı. Bu sanıyorum dev yol davasında. Evet evet. Delil olmadı. Bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanmış. Ama silahını kullandığı belli değil. Delil yok ortada. Buna rağmen mahkeme idam kararı veriyor. Evet. Savcı daha sonra bunu ikrar ediyor. Böyle bir şey
biz şey yaptık ama olmaz, doğru değil. Deli yok diyor. Yokası vermişler abi. İyi bak. Evet. Yani, çok sorun. O dönem öyle yani. Hani öyle dedim ki çok da abartılmaz bir şey. Kulübe ya siz söyle. Molla'lı öyle. Yavuz Havuz davası. Yavuz Havuz davası yani. 70'lere kadar parasını ödemişler. Bir geldi işte bize şey Suat Ali Ürlüklü teker bakalım. Onda evet. Bir yüce divan falan. Ona aklandı maklandı. Aklanmış ama tecrübe bir şey. Yani yer yerinden oynuyordu o zaman. Bir de ben mesela şey Dil Devrimi'ne Vakit Gazetesi alıyordum babam. Vakit. Sonra bu böyle bir Dil Devrimi Arı Türkçe falan Kurun oldu gazetenin adı. Kurun. Vakit o, demek. Onu kim çıkarttıydı abi? Rasim Usun. Haklı Tarık, onların vakitleri güzel gazeteydi o. O zamanlar abi vakit oldu, yine döndü. O zamanlar 30 kupona Rus klasiklerini verirdi. Promosyon o zaman da vardı. Evet, evet, evet. 36, 37, 38, 39. Çok kitap getirdim ben o zaman. Keserdim kuponları. Gönderirdim abi, kitap gelirdi. Çok kitap okudum ondan, Rus klasik. Başka kitap yok. Bu türlü Rus Mustafa da geçmez, bir şey olmaz o. Rey'i ne zaman yaptınız? Efendim bu evi biz 4 sene evvel yaptık. Şey, burada yani. Eskiden herhalde kumarhane yapacakmış adam. Çok odalar var, havuz yaptırmış. Aşağıda bir müştemilat var işte, garajın, maracı, dinlerle falan. Yasak edilince kışın üstüne oturmuş adam. Bunu gördük, onu telefon geldi, cep telefonu baştan buraya kadar. Ben de Fethi Başkan'a yenge geçtim, Gazi Paşa, Gazi'nin adını verdiği için. Ki dedim ben bunu yaşadım. Ya deli misin işte, Güçtan Şeftali Ağacı gittin, beni getirdin Amerika'da akrimin yılanı çıkar. Benim kanım burada, bu yaşta hapishaneye gidiyor. Ya şu parmağımı buraya uçurdum baltayla. Sardım, atladım arabaya. Tekrardan geldim, cifren indim, acile girdim. Böyle ediş müdüş bir kadın geçip, şu parmaktan ucu görülüyor, başında bonesi. Meşgul olmadı. Sonra pişmanlı hemşire vardı. Dedim ya baksana kan kaybediyorum dedi. Hemen buna falan koştum. Dedim ya ne oluyor? Nedir o? Doktor doktor dedi. Herhalde dedim, kanser oldu kadın, saçı maçı yok. Dedim ya kanser mi? Yok. Tesettür mü? Tesettür mü? Böyle yaptın abi. Hı. Bu erkeğin mi? İzmir'de Fuar'dan telefon etti. Kato şey çıkartacak vermiş broşür. Afiş davetiye. Onun için 10-15 tane diye istiyor bizi final seçelim diye. Hı. Yeterince soğumadı ama. Ah, bunlar da köy meyveleri. Sen de içer misin diye getirdim, arpa tutabilir belki. Evet. Ondan sonra... Bakmadık abi, ulan dedim Kasım'da olsan öyle kan kaybından öyleydi. Bu abi bir halk bir tuhaf oldu, bir şeyler oldu. 12 Eylül'de yani ana babaya, baba kardeşe, kardeş kardeşe düşman oldu. O canın birlik içinde ya, küçük Moskova ya, büyük Moskova Rusya'da, Diyarbakır. Küçük Moskova'da Gazipaşa. Antalya'nın en ilerici ilçesi, 8000 nüfuslu. Düşün, Konya Delibaş isyanında bunların dedeleri, atlarla, katırlarla, develerle yiyecek yiyecek göndermiş orduya, ulusal kuvvetlere. Rivayete göre Ertuğrul yatıyla Mersin'den Antalya'ya giderken rahmetli Atatürk, paşam demişler işte bize yiyecek gönderin, Sevinti kasabası. Diyor, buranın adı şey olsun, Gazi Köşe olsun. Evet, aynı tarihlerde aşağı yukarı eğim. Onlar da müdafaa cemiyeti kurmuşlar, emrinizle telgraf çekmişler. Orada buna Kemal Yolsun demiş. Aynı tarihte 21 resmi gazetede çıkıyor. Eğim, Kemaliye, Selinti, Gazipaşa. Şimdi bu kadar güzel bir ilçede biraderim Fethullah bir gün bir yere gidiyorum diplomu ama bir bina gördüm. Muazzam bir şey. Dedim ulan nerede, nedir bu? Dediler baba bu lise. Ulan lise açılıyor ve benim haberim olmuyor. Orada yaşayan işte lokyam olarak. Baba akşamı.
Meğerse açılmamışlar. Fethullah Gülen okulmuş. Oradaki koldan açmış uzantılar. Fakat kimse vermemiş çocuklar. Dedikodular var ya. Savcı ile kaymakam çocukları öyle bilgisayarlar falan var abi. 13 kişi sınıfta. Hemen ekleyen sene Paris'te geçmiş. Yani inadına orada yaptırıyor. Ya gitti bilmem Kerkük'te yerde yaptırıyor. Evet. Başka orada bir yerde yapmıyor. Çok ağrıma gitti bu ya. İşte dedim ya 12 yılda sonra tam bir şeyler oldu. Kardeşim. Bu canım güzel insanlar de öyle değişti bir şey oldu falan. Bir gün otomatik de bir yıllardır alışveriş ettiğim mesela çocukların gibi. Domates abla var diyor. Geldik yani Antalya'dan. 400 dedi. Değil. Ulan rakı unutmuşum abi diyor. Biz yola dönmeden bir bakkal var. Sandıklar koymuş diyor domates. Kaç lira? 200 dedi. Ya al o kadar koy. Ertesi günü gittim. Gene gittim ha. Gene mi var dedim. Herkes takıldı. Ulan bir ne olur bu çocuk. Ulan şu iş. Bu bana yapmadı. Yıllardan beri sizden alışveriş yapar. Misafirim gelir, 20 kilo, 50 kilo, 60 kilo elmaydı, nardı, senden alırım kanka. Yani bana 200 lira utanmadan kazık atıyorsun. Siktir beni karpuz almış, kafasına vurdum karpuzu. Bir daha senden öleceğimi bilsem, bir şey alırsam da orospu çözdüm. İnadına gidiyorum 250 gram domates birinden, 250 gram bütün. Böyle gıptayla bakanlara. Öbür taraftan gelirdi ulan ben burada yaşamam. Geldik buraya, adam büyük bir para istedi. Sonra işte biz buradan Almanya'dan geldik sergiden, gidiyoruz hava meydanına oraya gidiyoruz. Ulan bir telefon edeyim dedim orada. Tamam Fikret Bey dedi, dediğiniz fiyatı vereceğim dedi. Geri döndük geldik. Motelde şey otel diyor, tapucu da vardı mı bırakacaktı. Adam yanlışlıkla başka yerinin tapusunu getirdi, onu fark etti, bilmem ne yaptı falan. Adam da yani bir yere para yatırması lazımmış. Hacı nasıl ya paraya ihtiyacı var? Tapınmaz. Ama ben dedim, ben bu kadar verebilirim. Daha önce müşteri bulursan verir. Dedim, tamam dedi. Hatta tapınmaz tapı 225 lira mı ne verirsen? Onu bile almaz adam hacı dedim. Sonra verirsin. Al benim hanım iş mimar. Anlıyorum. Dedim beni ulaştı. Tabi bir Alevi arkadaşımız var, elbise yapar, satar falan. O ben yardım edeceğim dedi. Bebek yetti. Meğerse onların kalfası var, o yaparmış. Firiz bu işleri halledince, yenge gibi beraber ortak iş yapalım dedi. Abi o Alevi ustalarım, dinli sikirer bina. Yani şimdi çıkartacağım sizi. Kiremitten harcını görürsün, bok sürenler hapishanelerde öyle yani. Ne çektim ben Alevi milletinden? Ustalıkları yoktu. Alevilikleri vardır da ustalıkları yok. Alevilikleri adam gibi adamdır Alevi. Alevi usta dersiniz o zaman. Ya. Bir adam vardı bekçi. Bir çocuğu var 10 aylık karısı falan aşağıda. İşte ev verdik yatak yorgan soba moba bilmem ne bekçi. Bu ev burada boyanıyor. İskele kurulmuş. Bir de Doktor Hüseyin Zeray var. Salçalar, besledi, güzel, ressam, can ciğer, güzel bir Sivas'tır. Hüseyin geldi, o da çok anlıyor inşaatta. Dedi ki, bu su pencerelerin önünde mermerler var. Dedi, baba, bu aralarına bu beton koymak lazım, su girer dedi. Vallahi şuradayız, o bekçi de. Dedi ki, bizim ilk arkadaş ya baba dedi, ben bu usta, duvar ustasıdır dedi, işimize yarar. Gel sen, işin gücü yok, alalım. Peki dedim ya, şuradan bakıyoruz ya. Ulan hiç de unutmam, saat 15.30. Ulan 15.30'da ben duvar ustası nereden buluyorum? Allah'ım dağ burası. Çimento var, kum var, su var, mala var, hepsini getirdim gazi başına. Çok meraklıyım ben, alet edemezdim. O da benimle beraber doktoruna bakar. Sonra doktor dedi ki, çok güzel bir boya bu. Yavrum dedim. Bir kat sür kurusun, dön, birer kat daha değil. 5-6 kat o beton yapacak yerlere sür yavrum. Hakikaten o günden beri akmaz. O akşam eve geldim.
telefonunu açsam dedim. Bu değil. Sıvacı değil miydi? Ulan bizle beraber baktı, ben yapayım demedim. Hangi sıvacı? Hangi sıvacıydı ben? Şimdi kendi evde bir telefon çektim. Şuradan geliyordum. Aşağıya kadar yarım metre diye yakın eşilecek. Kapı geçirecek. Dedim bu geçip bilgisi yok. Dışarıda adam tutacağım. Sen yakın o kaçma diye geçtim. Sen al. Şimdi hakları yapacak. Dedi yani. Ali Hoca var. Geçtiğim nasıl kalmayacağız. Şoför elektrik. Önceki de alevi değil mi? Üç tane geldi alevi. Neyse. Hele bir de Allah bana bir ceza verdi. Çok sıkışıktı. Bir adam buldu. O adı Ömer. Günde 30 kere Ömer diyor. Ömer ne yapayım? Ömer ne yapayım? Siktir git dedim. Lanet olsun seni yaptı. Neyse. Bir akıda beraber bir adam kurtuldu. Şimdi bir aile var abi. Yani bizim evden temiz evde. Tut yerine. Kürt alevi. Çocuk bir buçuk gün işsiz kalmış. Bir şeyde. Yurt çıkardı da. Ali Hoca dedi, o biliyor ne kadar çektiğini, babası ben sana bir aile bulacağım dedi. Buldu getirdi, hanım sosyet ettiğini. Dedim ulan babam başımda ne yaparım kadınca? İki çocuğu var, yürü kapıda okuyor. Baba, hoş geldin karayollarında şoför emekli, imam. Her şey diyor, elinden geldi. Bir de hiçbir şeyi beğenmiyor. Ya koysan da ya. Yetiş yapmış şimdi saatte. Ramla mı? Abi geldi, baktı ama gidemiyor. Bizleri yani mahvetmişler. Fareler, böcekler. Abi bir girişlemiş. Badana, boya, bilmem ne, ulan bazı eşyaları geldi. Oho! Oğlum bak görürsün havuzda abi, vakti çiçek. O abi, ben de kadın çok temiz. Şey hasta, temizlik hastası. Yıkışım ne yapıp yıkanacaklar? Bilmem ne elektrik olmaz. Bir verdim 600 milyon lira. Güneş enerjisi koydum. O yaptı. Evin önüne garaj doğrası. Demir parmaklık yaptım. Ondan sonra abi işte buzdolabı vardı. Ona hep eşyaları var. Ondan sonra işte geçenlerde yine ve çocukları var. Okula gidiyor çocuklar. Okula gidiyor. Okul serviste gidiyor. Servis var. Dedim ya bugün üç tane tutuk resim var evde ya. Dedim ulan resim sergiye gidiyorsa sana bir araba alıp geleceğim. Hakikaten abi. O da tarihim ne? Bir Amerikalı hoca Alanya'da. Amerika'ya gidiyor. Net Pro ekibi var. 27 yaşında. Değil mi? Güzel. Duruyor kapında. Onu alıp verdim abi. Hayırlısı mı? Aldım anahtarını. Bak işte. Gördün mü şu tarikata? Abi sağ ol canım bu. Ben de abi kalmayayım. Ben de almayacağım dedin onun için. Fark ettim. Yok burada. Eyvallah hocam. Evet. Bu tarihi ağrı taşımak istedim. Gördün mü sizden? Bira bu tam Rus birası. Şiko. Oğlum o ayağın gittikçe göbekler beni geçtin abi ya. Çok iyi var ya. İzzet'in parasını, İzzet'in parayı girmiyor. Ya yine bak seni aldım geçen. Abi buradan gideceğiz Ankara'ya sergim var. Teskte. Bir beyefendi telefon etti. Unuttum adını. Efendim. Bursa'nın Kısas Köyü. Uluslararası bir toplantı yapılacakmış. Sizin dedi bu şey dedi, emeğiniz çok var mı Kısas Köy'de? Abi yıllar evvel yani, 60'da gittim bu köyü. 3000 Alevi, 3000 Sünni. Kardeş gibi yaşayan bir köy. Artık evimiz gibi oldu. Çocukların isimlerini verdiler, bilmem ne yaptılar. Biz de orada bir toplantı yapılacakmış. Sizsiz olmaz dedi adam. Dedim bir evvel. Benim sevgim var İstanbul'da, Ankara'da. Testte. Kimler var dedim yani bu kimler var ne oluyor bana. Bir şeyler söyledi. Ya dedim İzzet Baba var mı? Ya var. Bu bir. Başka dedi şey dedi biliyor Sabahattin Kiraz çok sevdiğim herkes bilir.
Belediye dedi, Sabahat Akkiraz'ı çağırıyor dedi. Ha şimdi gelmemem için iki sebep oldu. Bana neden Sabahat Akkiraz'ı karşı olduğunu size anlatmıyor. Ondan sonra gelmemem dedim, benim işim yok. Ben dedim, ama İzzettin, ben de bu adamı sevmiyorum yani. Zorlan değil mi? Sevmiyorum. Ama geçen gün yine bir konuşmasına tanık oldum televizyonda. Altında keşke bunun benim imzam olsun. Olsaydı dedim de. Ama bu Alevilik ve yüz karısı bir adam buldum ya. Yani para için her şeyi yapabilir. Sevmiyorum. Ve bunu da yazıp söylüyorum ben de. Onun için beni bağışlayın dedim ya. Yani. Gerçi uçaktan dedim hemen gelir giderim aynı gün. Ama dedim ben gelmem. İşte dedi Tahir Köse Bey'e dedi göndereyim ben. Tahir Köse de eski bakan bunu teskide danışmak. O gün Tahir Hoca'ya rastım. Ya Tahir Bey böyle böyle dedim. Ya birisi bana telefon ettik ya. Bu da kurucuymuş. Tahir de kurucu. Bana dedim gelecekti falan. Böyle gönderdiğim. Yok bir zaman geçti. Bir hafta önce. Ya yine size şöyle bir ya geleydin. Geçtim buraya göndereydik. Sen gideydin ulan bak dedim ya. İzzettin var oldu. Hiçbir yerde ben yok. Üzüldür dedim şimdi. Sorum karışık bir iş. Abi Avrupa yerinden para almışlar. Çok paralar dönmüş. Yaz bunu da yaz. Rahmi yazmışsın. Otyam bunu söylüyor. Yaz dedim ya kayıda yaz. İbahit bu. Evet. Yani ne bileyim ben iyi ki gitmem. Ben gitmezdim dedim. Kökünü öğrenmeyin. Niye beni çağırıyorlar ya? Gel Kısat köyüne gitmişim yıllar evvel. Bir proje galiba, proje çerçevesinde herhalde. Ben bilmem abi, ben yok, ben yok. Kaynağını belki oradan geliyor da. Avrupa Birliği'nden 40 para bir hangi dernek alırsa alsın, ben orada yok. Ben adımı kirletmem. 80 yaşına geldim, tertemiz girerdim, tertemiz gideceğim bu dünyada. Ne yaşarken ne arkamda kimse bir şey söyleyemeyecek çünkü ona fırsat vermedi. Apaçık adam ona. Evet. Demokrasi, değerleri ve benzeri şeylerle paralel ifade ediliyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin değerleri işte demokrasi, eşitlik, adalet vesaire. Almayacaklar, sürüm sürüm süründürecekler, rezil ettiler, daha da edecekler ve onursuz bir Türkiye Cumhuriyeti haline getiriyor Avrupa Birliği. Lanet olsun diye. Biraz da iktidarla ilgili değil mi acaba? Yani iktidar abi kul köle ya, emir kulu oldu Türkiye. Evet. Bugün onu ya Soros denilen herkten korkuyormuş burası. Korkuyorum dedim, ayı görsem, akrebi o ergenci ben de korkuyorum bundan dedim ben. IMF yetmezmiş gibi. Herkes buyruk veriyor ya. Şunu yap, neredeyse günde kaç kere sıçacağımızı, nereye sıçacağımızı tespit edip dayatacaklar madde olarak yani. Kendine diyor, almayacağız diyorlar ya herkten. Fikret abi aynen katılıyor. Yıllardır, yıllardır ben Avrupa'nın ruhunu tanıyorum. Almayacaklar, kapı köle ettiler. Daha ne ettiler? Daha da gidecekler ve bunun sonu gelmez. Başından beri sürekli millet de biliyor ki ben bu işe karşıyım ama bu duruma geleceğini çok iyi biliyorum. Yani Türk aydını, Türk toplumu bunu görmek zorundaydı. Düzeltilecek bizim çok yanlışlarımız var. O ayrı. Onu biz kendimiz yapacağız. Dayatmayla değil. Kendin ediyor her şeyi ya. En büyük mücadeleyi veren ya insanlar. Ya aramızda üçüncü adam diyelim. Amerika'dan pezevenk kazıyor. Özal da ulan sana ne? Eşek ol işi. Sana sordular mı? Her şeye karışıyorlar ya. Karışmadıkları hiçbir iş yok ya. Hakaret ediyorlar ya. Yani insan ağrına gidiyor. Açık limanları aç bilmem ne ya. E bunlara fırsat veriyorlar yani bu köle gibi. Yarın Ermeni şeyini ödetecekler, yani. Kıyım parasını. Rumların paralarını şu anda ödetiyorlar Kıbrıs'takilerini. O hayvan da o hayvan yiyse anem Allah'ın anamını gör ha. Onun için. Şimdi döndü ama işten geçti. Şimdi Avrasya Televizyonu'nda her gece konuşuyor Denktaş. Çok güzel şeyler uyarıyor abi. Şimdi onu diyeceğim. Şimdi ben 23'te gittim ilk defa doğuya. Korkunç bu ayrılığı, yoksulluğu, ikinin görünce tüyden diken diken. İşte bir kere de yani 6-7 yaşında hep de anlatırım ama bir tereyağı verdi. Eczanenin önüne çarşılma dedi o zaman. Pos büyüktü, kos getti, üstü başı yırtıp onu cingin üstüne de ez tereyağı.
Olam tertemiz. Alıyorum el koşuma atmış koşuma. Öyle tereyağı çocuğum, 6 yaşında bir bak kokusu. Diğer gün on numara yapmış. Geldim ne yapmış? Yürü! Tamam ya aldım ya. Müezzin İbrahim dedim. Allah rahmet eylesin. Yürü ulan dedi, bunlar bir kızıl var. Bunlar kestiği yenmez. Mekruhtur dedi, mekruh. Yürü ben sana ya aldım. Bir de gel babama şikayet et. Ulan 6-7 yaşında şu mekruh, kızıl var, kestiği yenmez. Bilmem ne. Eczanenin ilaçlarını, şeyin hastanenin biz yaparız. Parayı işte giderim adliyeden imza, kaymakamlıktan bilmem nereden falan. Abi bunları Hasanbağ köylerinden gelir, tepeden. Abdallar denir buna, bunlara. Alacaklarını alırlar, satacakları satarlar. Ses seçecek mi giderler? Bu çocuk aklıma işlemiş abi. Nedir lan? Yavaş, gittim, gittim. Ben bu işe merak saldım. Hala da bıkmadım ha. Doyamıyorum bu böyle. Evet, bir saat bir dönem gelip. Cizli meyde daha koydum. Hemen yanımda. Ondan sonra... Şimdi bir de onu gördüm. Bir de gördüm doğumdaki o yoksulluğu, o acıları. Aa, biz başladık bu işte Barak Kursat'ı. Tabii ilk başta dünya resesi verdi. İlk büyük röportajım. 53'te dünyada çıktı. 30 gün devam etti tam sayfa. Düşünüyor musun? 30 gün. Konusu neydi abi? Doğu. Doğu. Doğudan gezin otları. Ha. 53 yılında. 53 yılında aynı tarihte de bu açımdasın. Yaşar Kemal gelmiş demiş şeye Doğan Nadir ya demiş dünya Fikret'i şeye gönderiyor. Doğuya ben de gideyim. O da git demiş. Aa ben Kürt'ten karşı ha gittik ulan herif Kürtçe bilir. Ben de bugün Oralı. Ben bir Orta Anadolu çocuğuyum. Yo bilmem dil bilmem. Ne yapayım? Gittim Orhan Kemal'e. O da harçlı böyle boktan bir binada oturuyor. Dedim bak Fikret, hiç korkma. Yalan yazma bir. Gördüğünü yaz, kim için yazıyorsun, ne için yazıyorsun? Bu açıdan bak. Bir de dedim istilacı sadeliğim de yani. Gerisi de boş. Kürt'ü gördüm Diyarbakır'da. Abi şal var, kasket elinde, esas sandığı, Enam-ı Şerif'te, yedi yolcu kitaplar, kitap. Lan yaşam. Neyse uzun hikaye o. Bana ihanet etti orada. Güya uçağa atıp bana gitti. Köyünde yazı. Kaçtı gitti. Gazetecilik yaşamının bir parçasıdır. Bu atlatma denir. Evet. İhanetin adı atlatma. Yani şimdi elinden bir makine var. Yaşar Kemal'in. Ya Layka. Var. Layka onun kapağını açamaz Yaşar ya. Selahattin Gizli de Atatürk'ün fotoğrafçısı. Cumhuriyet'in fotoğrafçısı. Onun içinde. Ağabeyimiz hep. Yumur güzel bir adam. Lan dedi Selahattin dedi kötü makine var. Ben dedi siktir gidi Roma'dan aldım çocuk oyuncağı. Ferrari'ye marka ön arka net 6-9 çeken bir makine film takım ama 12 poz çeken. Ben olan dedim bir şartla mesleğim çekip fotoğraftan çekip yaşar. Yalnız altına imza fikri dörtte koyacak. Lan olur dünyada çalışan olur. Olur mu kardeş falan. Ama bir Allah mı? Yani bilmiyorum kim o. Dur hele orada. Bir şey. Bu bana kazık atacak diye içimden bir, ben atayım ya bu kadar. Abi çeker gibi yaptım. Gittim saçlı sakallı kestim, sandıkları sattım. Bir de Adana kulağını yedirdi, filmleri verdi. Kamilleştik. Filmler boş. Ya, gittim abi. Baktım sen, çocuk var, Sezai diye, gazete bayi. Sonra Ankara'ya geldi, çocuk trafik kazasında öldü. Koşar ettim, lan nereden Sezai? Ya Yaşar abi uçağım geçti. Lan niye uçağına? İstanbul'a gitti dedi. Lan hani gidecekti. Bir. Abi beni bir Rıfa yayında götürecekler. Ayarladı. Ama yine atlatmış olasın. Atlattı tabii tabii. Yine Diyarbakır'dayız. Daha o sen yoldayken gidecek o gelmeyecek haberi. Şimdi haber beni götürecek adam beni çağırdı ileride. Ya da Yaşar Kemal güçlü kuvvetli. Kürt. Dedi o kimdir o kör orada? Dedim ben mahkum, o gerisi götürmem dedi. O gerisi. Dedim Yaşar gazı ötmedi. Tamam dedi ya boş ver. Abdullah Akbi Hoca'yı anlatır yazdırır. Şimdi Orhan Kemal'in lafı aklıma geliyor. Yalan yazdı. Şimdi Abdullah Akbi Görkün abi. Ha, ona sorup ben yazardım Abdullah Akbi. Bunlar böyle çöktü. Neyse uzaklıyorum abi. Ben çektiğimi ne bileyim nasıl. Gittisine bir şeye gidecek.
kamyona bindim abi, 15 dakika sonra kamyonu jandarma durdurdu. Efendim, bekle dedi, komutanın dedi, karısı gelecek, köye gidecek. Morşin diye bir köy herhalde. Muhabbette bekliyorsun, bir attı geldi abi. Hakikaten filmlerde olur, köpükler çıkıyor atıma. Yavgatsızcı var mıydı benim? Telgraf var sana dedi. Bütün haberleşmemiz var abi. Telgrafla. Telgrafla ve CHP il başkanı eliyle. Biat ilçe başkanı eliyle dünya üzeri pilot yaptı. Şu anda Eskişehir'deler, kızımla beraber Sarıbası kar toplantısı var, Ali İhsan Göğüş. Ha. Yaz işte, evet. Cumhuriyet yazılara başlıyor, acele iki yazı telle. Döndük geldik bitti sana. Allah'tan çektiğim fotoğrafları kontak kodlu yaptırdım. Bir de Fatih Bey'e mektup gönderiyor. Fatih Bey, bugün buraya geldim, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ellerinde malzeme var. Bir yandan da daktilomu yanında taşıyor. Onu da gösteriyor şimdi yaptı yukarıda. Yazdılar. Gittim postaneye. Telefon yok, bitmiş. Ya o nedir dedi. Telgraf, ya bu kadar telgraf olayım. Ben bunu 15 günde çekemem. Ne yapacağız? Dediler ya Allah dedi, Diyarbakır'a gideceksin. 3 gün, 4 gün evveldi Diyarbakır'da 9. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne misafir ettiler beni. Dozer kullandım. O Amerikan şeyleri gelmiş abi, karavanlar, çarşaflar falan, harika. Orada Murat diye bir çocukla tanıştım. Aynı tarihte ben akademiye giderken o da Teknik Üniversitesi'ye giderdi. Ortacık. Ağırladılar falan, neyse. Hatta bir yaş yere yüklü kamyon. Cizdamet lastikleri yeni çıkmış. O ayak kokusu, deri kokusu yani onun yanında şey gibi. Lastik şey. Gül gibi. Abi bir rüzgar eser geldi. Kermese diye uçağa dinamit attığımızdan yollar kapandı. Kaldık bu lokanta gibi yerde. Geldim jandarmadan telefon edeceğim. Karayollardan. Asker dedi ya kumandan yasak etti. Niye? Yol geçecekmiş, karakol binasını yıktırmaz diye kaldı. Bak Türkiye'ye. Olur ben de sizin telefonlarınızı bağlı. Yalvar, yakar, borluymuş. Ulan hemşeriyiz, neşeriyiz derken abi. Murat'ı buldum. Murat dedim ben kermeti değil, beni kurtar buradan. İşim acele. Murat beni geldi, cipten aldı. Yine yedik, içtik, yazıları yazdı. Sabahleyinde aldı beni götürdü şeye, Diyarbakır'a. Gittik postaneye, uçak kalkmıyordu, hava malumluğunda. Ulan telgraf hatlar bozuk, olmayacağım abi, neyse. Hat açıldı, telefonla yazdırdım, diğerlerine koydum yine fotoğraflar, uçağı verdim, gitti. Van van dolaştım, döndüm, geldim. Meselet kahvesinin önünde, yukarı Cağaloğlu'na çıkıyorum, tak 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 cam vurdu Orhan Kemal. İşaret ediyor, geberiyor gülmekte. Ulan gel sarma, ulan ne yaptın? O kadar kürdeydi, ne yapmışım? Ananı sikeyim, görünme gözüne. Görünme, niye? Gitmiş demiş ki Nadir, Nadir, şey Doğan Nadir. Doğan Nadir'le de Melih Faik çok çetişirler, o da kısa. Fıkra yazar ikisi de. Demiş böyle böyle de, bir makine bozuk çıktı. Fikret çekti fotoğraflarını, dedim salak dedim, şimdi dedi bana. Altına böyle yazamayacağım. Nah yazamaz. Bu da açmış. Medi Faiz, senin salak gibi bizimkinin fotoğrafını çekmiş, fotoğraflarını. Ondan sonra yine atlatmış falan. Medi'yle muhasebeciye sonra öğrenirim tabii. Gelir gelmez işine son verir. Yaşarım. Ay yaşıyorsun ya. Ha, sizin işinize son verecek Medi Faiz. Tuzsuz kötü falan. Harika ya. Fikret yeni bir diyete başladı. Hem diyabet hem antipotasyum. Tuzsuz bir ekmek yapmayı bugün denedim. Hadi size bakalım. Kötü gelir tuzsuz olduğu için ama yok. O beğendi. Siz ona fotoğraf verdiğiniz için hatırlayacaksınız. Ondan sonra gelir yeme kovun demiş. Aha. Ben çay içiyorum, herkes bira içiyor öyle mi? Biraz sonra içerim çayla ya. Yo abi girmişler, kapıda bekliyorlar. Filmi yıkamış, Selahattin çıkmış, yangında bir şey yok demiş. Boş. Küpte ulan benim şeyim bozdum lan demiş Yaşar. Ben demiş, yılların fotoğrafçısıyım lan. Ben bir gel buraya beraber yıkayalım. Abi ikisini de yıkamışlar bembeyaz. Açmış seninki bir sefer Medi Faik'e, Doğan Nadir rahmetli.
seni ulan seni gibi bizim sabah anlatmışlar filmler bombaş. Bir maaş ikram değildi. Dedi yalnız dedi kırda görünme. Öldüreceksin. Eskiden sütunların arasında şu kalınlıkta tam gazete boyu şeyler vardı. Pinçten aralara. Bir de Yaşar'ın bir huyu var. Ne görürse kamera atar. Bir de Semih Balcıoğlu'nun da odamız. Aşağıdan haber verdiler Yaşar Kemal geliyordu. Ne var niye topladım. Atacak hiçbir şey. Elimde demirden aldım. Kapıdan yürü ulan dedim Yaşar. Öbür gözünde ben kör ederim. Bir gel bakalım abi. Vururum. Korkaktır ha. Ulan kardeş bilmem ne var ya kardeşim var. Ulan dedim. Becerek. Hani gidecektik bana köyüne beraber yazacaktı aynı uçakla göreceğim bu bana yapılır mı? Ben bildim ya sana puçluk yapıyla ben de yapayım. Hadi bakalım. Fakat abi yazdılar dünya yerinden oynadı. Dünya güzel bir gazete. Cumhuriyet yetkili bir gazete. Bütün dış basında Allah Allah Türkiye'de sanki o zaman başka meselesi yok. Benim yazılan üstünlüğü fotoğraf var bir de ben abi. En büyük tanık. En büyük tanık. Küstük, barıştık, küstük, barıştık, bilmem ne oldu, neydi ayrı. Tabii doğuya gelip gidiyorum, bir de abi köye geliyor. Nereden geliyorsun, gelin misin? Öbür bir köye geliyorum, yarım saat ötüyor. Vay Neyman hoş geldin. İçeri buyur ediyorum, karnın açıyor, abi su içmeden çıktım köyler, bir yudum su. Vazgeçtim çaydan, ayrandan, yemekten. Akşam abi rakılar, bağlı, teyze, mis gibi döşekler, kaç göç yok, çizmemi çekerler, ayaklarımı su dökerler. Ama hangi köyde su içmiyorsunuz, hangi köyde döşekler seriliyor? Şimdi abi, bunları görüyorum ben. Bunlar hani bunlar mekruhtu, kestiği yenmez, bilmem ne, Alevi köyleri. İyiyene gitti, şimdi sallan geziyoruz, işte Oy Fırat, Asi Fırat röportajı. Karadan su çok zor gidiyor ama sallan iyi akılıyor, yanaşıyor. Bizim kelekçi Recep Ağa rahmetli de kelekten geldim sonra traktör lastiğinden yapmış. Böyle yanaştık bir yere, Kızılbaş köyü ben gitmem dedi. Ya salda yatarım, ya Recep Ağa bir gel bakalım ya, gel bakalım. Benim bir çadırım var, çadır kuruyor falan, bırakmıyor ben. Abi gittik böyle, vay hoş geldiniz. Yemek de bilmem ne falan. Recep Ağa baktı ki ulan bizim gibi insanlar. Tertimiz peşinden çıkıyor. Yemek de yok, lokma kaldı. Ondan sonra Recep Ağa diye buna nerede Alevi köyü var? Erken de olsa sen mesela 14'te. Ondan sonra yok. Oraya salı çekiyordu abi. Ve dedi ben dedi Kızılbaşların böyle olduğunu bilmezmişim. E bunlar tabi birikti. Cumhuriyete girince ilk işim 62. 62'de mi girdiniz abi? 62'de girdim. Hı. Dedim ya ben bir Alevi Bektaşi röportajı yapmışım. Dedim sen manyak mısın ya? Cumhuriyeti üniversite gidecek bilmem ne böyle mezhepte. Olurdu olmazdı olurdu ama yalvar yakar peki dedir Allah'ını seven tutmasın abi. 47 kaset boş kaset. O kadar film. Yine çadırı yüklendim abi, bir ay sonra döndüm. Yozgat'a değil mi? Ya çünkü dolaştım. Bir şeye gidemedim, Samandağ'a gidemedim. Geldi abi, röportaj başladı. Şimdi bir... Burada Baladız diye bir köy var. Evet hocam. Tarihim bak, Yaşar Kemal yazmak istedi onu. İçinden çıkamamış. Ben de yazmak istedim. Fakat mahkeme kayıtlarını bulamadık. Eski bir olay. Oradaki ağanın zulmü değil mi? Evet. Evet. Karısını buldum adamın, konuştum. Demiral Ay mıydı? Evet. Siz orada beni gemi aldılar. Bizim. Kaçta geldiniz Baladız'a? 62. Baladız'a 62. Hı. 62'de. Abi Sefer bana bir mektup yazdı. Doğru için de yazdı ya. Götür bunu diye ver dedi o da falan. Beni aldılar aradan Baladız'da. O
Orhanların müziği bir tuhaf yani bizim Doğu Anadolu Mahallevi müziğine benzemiyor. Keman var, klarnet var, gümüş var, ut var. Tabi ilahiler, yine semalar falan. Şimdi fotoğraf makinesi var. Şimdi kod kırmak istemiyor. Buradaki baba dedi, ya bu ne işe yarar dedi. Ayakta makine duruyor, dedi, hazır durma. Dedim efendim fotoğraf çeker. Onu niye dedi yoksun kılıyorsun dedi vazifesinden. Güzel efendim. Allah'ını seven tutması başlığına fotoğraf çekti. Kullanırken de gözlerini babalamıştı. Bana bir bak kitabında o. Biz sen diyor adamdan belirledik. Bunlar hırkız uyumuş var mı? Gözünü bağladı falan. Ben de hemen altına yazdım. Dedim yasa gereği. Mezhepler. Serbest. Atmışlar yasa söylüyor. Tarikatlar yasa. Bektaş, tarikat. Adamların başına bir şey gelmez. Yoksa onların gözünü kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Sıkı yönetim kapatıyor dedi. Gazeteyi. Evet. Hikaye 3 ay yani. Yani kimin gözünü kapattınız orada? Ya ben onu, diyorum onu yani onların gözünü kapattığında Cem'de çekilen fotoğraflar. Cem'de tamam. Ben o olayı Fikret abini hatırlıyorum. O zaman izledik. Bant yaptı. Bant anladım. Atılırdı. Öyleydi. Yani, sahtekarlar, hırsızlar, hırsız tamam. Tamam. Bunlar hırsız mı? Niye? Diye yüzünü kapattım diyor. Bir Alevi. Bir Alevi. Yazan bir Alevi. Cahil bir Alevi. Niye kapattım? Bunlar hırsız düşmanım, hırsız. Evet. Ben de dedim ki yasaya göre böyle yapmam gerekiyordu. Başına bir iş gelir. Yok tarikatla toplantı yaptınız bilmem ne. Siz güvenlik açısından şey yapıyorsunuz. Tabii tabii adamların şey gelmesi. Güvenliği açısından kapatıyorsunuz. Evet. Ama oradan bir tepki geliyor Alevi'den. Geldi o mektubu da kullandım. Mektubu koydum. Böyle böyle kitap diyor dedim. Okuyucum dedim. Şu anda Hulduruş evet. Kitabında var. Yasa gereği böyleydi dedim. Yoksa onların gözünü kapatmak kimse var. Gücü yetmez dedim. İstanbul Sıfır Öğretim Komutanlığı röportajı yasakladı. 3 ay. Evet. Adalet Gazetesi'nde bardakçının babası onun Bektaş'ı Konya'da öldü ya. Ha Murat, Cemal bardakçı. Ondan sonra onun bir Alevi'lik Bektaş'ı da yazmış. Ben de tuttum, sıkıyordum komutan. Çok ağır bir metin yazmış. Bu ikilik neden dedi. İşte ben bunu yazıyordum. Ben yazıyorum Cumhuriyet'te, sen orada bunu kapatmıyorsun İktidar Gazetesi. Bölücülük yapıyormuş. Benim de altı kitabım var. Paşam. Birinden dedim beni yargıya ver, ipimi kendim çekeceğim. Ama bunun hakkınız yok dedim. Hem benim ekmek bana hem bir kardeşliğin güzelliği ortaya koymak istiyorum. İkiliği ortaya sermek istiyorum. Sevgimden bu memleketime falan. Ecevit telefon etti, genel evimiz oldu. Ne yazdın lan yine ne bok dedin, şimdi ağzına sincipler geliyor dedi, gelsin dedi. Ne yazdın dedi, anlattım. Daha söylemiyorsun dedi, daha başka şeyler var, okudum dedi, hadi dedi. İzim çıktı, git radyoya ilanları ver yine dedi. Abi radyo, Ankara bizim için de Alevi sözcüğü geçiyor diye ilanları kabul etmedi. İkinci defa. Kapattı ya. İşte o zaman yarım kalmış röportajı yarın itibaren Cumhuriyet'te. Geldi geçti gitti. İşte bunlar ya doğu meselesi. Abi bu sefer tutturdular. Kürtçü, komünist. Niye? Komünistim şuradan geliyor. 60'ta iktidar oldu. Devlet planlama kuruldu. Biz eskiden edebiyattan, travmdan, veremden millet ölüyor. Öbür rakam koyuyordu. Şu kadar hastane var, şu kadar veremli var. Her veremli, şu kadar doktor düşüyor. Devlet planlama güzel çalışıyor. Ben röportajlara bunları kattım. Uyarıklık edip. Ve edebiyat bozuldu. Ama öyle tam bir istatistik raporlarını yaz verme arasında ve nerede bir jandarma zulmü var abi? Şöyle bakayım orada. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar yok. Çantayı kaptım gibi. Kürtlerle. Şimdi bu sefer Kürtler ikiye ayrıldı. Ulan bu adam bizim işimize engel oldu. Yarın bayrağı çekildi arkamızda kimse gelmeyecek. Bunu önlemek lazım. Biri de diyor ki ulan bak diyor yol diyor yapılıyor, okul diyor yapılıyor, köprü diyor yapılıyor. Zulüm diyor duruyor. Bu bize hizmet ediyor. Yarın rahatlıkla bir şey yapıyor. Sonra biri bana dedi ya kendi aranızda anlaşın dedi. Ben bu yolda devam edip gideceğim. Ve o tarihlerde birçok kişiyi uyardım. İsmail Beşikçi, canım ciğerim. Bir Müslüm diye bir çocuk Erzurum Üniversitesi'nde yaktı kendini. Gittim 2002 gece otelde
tartıştık şeyle. Bana niye Kürt demiyorsun diye. Ya bak İsmail, K harfini kullansam gazete hiç girmez yazım. Ben doğulu vatandaş diyorum. İsmail Beşikçi Kürt mü ki? Değil. Çorumlu. Kürt değil mi? Ama işte bana çatıyor. Ya, o zamanlar çok, ama sonra gün geldi. Bak bundan uğruna 8-10 sene yattı çocuk ya. Ha, şimdi evet, o da geçen gün ya ev olmaz mı diyor ya. Gördün mü? Bu durumu getirdi. Ya. Rızgar dergisi. Sevdiğim çocuklar. Ya çatıyorlar. Tabii bana pek dilleri varmıyor. Hıslı Mevlet'e, İlhan Selçuk'a çok ağır yazıyorlardı. Bana da biraz bulaşır gibi oluyor ama ben hemen çağır gidiyordum. Cevap veriyordum. Sırkısı koyun yazın. Bana haksızlık etmeyin. Sonra onlar da ikiye ayrıldı. Rızgar, hala Rızgar diye ikiye ayrıldı. Bir gün abi seyrediyorum. 12 Mart'tan sonra. Siyah beyaz uzak terim. Saçları kesilmiş abi. 7 yıl, 10 yıl, bilmem ne. Oturup abi. Güzel çocuklar. Onlar da ayrıldılar bana. Şimdi ne oldu? Ben yalnız yapmayın etmeyin, yapmayın etmeyin. Radyoda ilk defa bak. 61'de Ankara Radyosu'nda Doğu'dan Gezi Notları. Diyarbakır'da kampana çalıyor. Kampana vardı eskiden. Açtırdım tip şey. Pirip kocaman. Ey bu ülkeyi idare edenler. Günlerde dinledin röportajımı. Bu insanların üstüne kılıçla gidiyor. Sevgi kılıcıyla. Yoksa haritamızın, bayrağımızın şekli değişir. Benden size uyar. Abi röportajlar montajını yaptım. 20 gün yasalarda mahkemeleri sırasında. Sonu böyle bitiyor. Ulan dedim Mahmut Ali Öngör'e program götürdü. Ulan Mahmut dedim. Ya az gelir gider anonsuz gelmez. Açtım. Milli Birlik Komitesi'nde sosyal işte. Bir de yayında. Dedim ya birisi dinlesin. Abi iki tane emekli vali, bir merkez valisi, bir de generalmiş. Geldiler. Tabi kutuları görünce kamahtarı büyük. Ya onun hangisi? Bir sorun dedim. Evet efendim. 20 dakika dinlettim. Ne var burada dedi, iyi demişsin dedi. Tutarak yayınlandı. O an 3 sene Milli Emniyet beni ağzıma sıçtı. Radyonun önünden geçemedi. Adım geçmiyor. Bunu nasıl girdiğini söyledi diye. Allah rahmet eylesin, Ankara Belediye Başkanı valisi Nuri Paşa Havacı Susuz Köyü'nde bir şeyler yapmıştı. Çamaşırhane dedi. Gel ya Fikret dedi. Senin davulun zurnalı bir şeyin var program. Ondan yapsana dedi. Ya Paşa. Benim ilgim yok. Program müdürü var. Ona söyle. Makine verirse ben konuşurum. O zaman haberler 19'da başlıyor. Ajans. Ajanslar evet. Ondan sonra da 10 dakika günün olayı falan. Ben bir davulsuzdur nasıl? Ya filozofyam yok. O abi gelir iki tane adam. Ben de işsizim. Radyoya gireceğim. YMY'li 24 lira. Abi iki tane adam Milli Emniyet'te. Dedim nasıl girdi tekrar radyoya? İşte efendim böyle böyle de bir daha gelirse işte bizim şunu telefon edeceksin. Mahmut dedi yoğun oldu dedi. Tam o gün muamele başlayacak ya. Dedi ya Fikret sen girirsen vereyim zaten bana. Ben haber vereyim Milli Emniyet. Onlar engelleyecektir. Danıştay'a müracaat et. Danıştay o zaman böyle tıkır tıkır. Dedim ulan sana bir şey olur, sen lazımsın program müdürüsün. Dilekçemi yırttım abi. Dilekçemi yırttım. Giremedim, sonra başlayacağız. Cumhuriyet'e devam ettiniz değil mi? Fikret abi, İlhan Selçuk sizden önce mi gelmişti? Benden bir yıl sonra geldi. Bir yıl sonra değil mi? Kendi açıkladı geçen gün beraberdik. Bir de şeylerde de yazıyor. Nade diyor. Şu gazetede çalışıyormuş bir şeyle. Bir derdinden bir yerden aldı beni diyor. Evet o dergiler çantalı dergi çıkartıyordu falan. Neyse. Tabi bunları yaşadım doğudan. Tabi iki şey yürüttüm. Doğu halkına yapılanlar bir de bu Alevi Sünni meselesi. Yani hayatımda iki tane önemli konu var benim. Ama Ege tarafında olmuyor muydu zulüm? Bilmem Karadeniz'de olmuyor muydu? Bilmem nerede şurada olmuyor muydu ama Doğu'daki çok açık seçimdi. Fikret abi, o günden bugüne Beritan aşireti ne oldu? Siz abi Beritan aşireti evet, sayemde büyük ticaret yaptılar. Halk. Evet. Hı hı. Fakat baba ölünce oğlu geçti aşiretin başına. Hı hı.
O da böyle egaller giydi, bilmem ne yaptı. Pozlar basından bilmem ne falan. İşler bozuldu. Ondan sonra baba imza yetiştirdi. Ya seni keyfin gibi bırak bastın dedim mi yavrum? Hep yanlış iş yaptım. Şimdi kayboldu işte. Güzel bitti yani. Bitti. İşte. Tabii ne yapıyorlar şimdi? Yalnız onları yerleştirdiler de değil mi? Yediköy'e yerleştirdiler. Ha, siz yazmıştınız. Yediköy'e yerleştirdiler. Urfa'ya mı? Hangi? Neresi? Abi Urfa, Erzincan, Elazığ onlar. Ha, öyle yerleştirdiler. Fakat onlar Fikret abi o göçebe düzenleriyle de büyük. Yani muhteşem. Abi, büyük aşiret de ama çok var aşiret. Yani. Van bölgesinde evet. Nedir böyle tam? Urfa'sı kökenleri. Urfa. Urfa Diyarbakır. Ne çektim ya? Hangi kitapta yayınladıydınız abi? Berat Han Aşiret'e dostum. Abi, şey... Aynı kitap var ayrı. Aynı. Cumhuriyet'te çıktı. O kocaman bir kitaptır o. Evet. Sonra abi bir gün Yavur Gölü'ne 10.000 kişi toplamış. Hocam ya. Bana hiç bakmıyorsunuz. Ya gözüm bir şey yaptım. Top geldi herhalde. Şöyle de. Abi, Yavur Gölü devlet kuruttu biliyor musun? Kur'an devleti benim ya. Kuruttukça ağlar komşular. Neresi Yavur Gölü? Geri şey, Maraş'ta Yavur Gölü. Evet. Yavur Gölü. O fukara devleti abi her yıl öderek her yıl kuruturlar. Karallar, drenajlar bilmem ne. Gün geldi abi, göl bitti, bana toprak yok devletine, ağlar sürdüler. Ve bir dedikodu çıkar, hükümet torpaksıza Yavur Gölü'nden torpak verecekmiş diye. Ben bir ailenin hayatını yazdım, Alevi ailesine. Maraş'tan çıkarlar yola, şeyden, Diyarbakır'dan. Ölüler vererekten gerilir ama dağıtılacak toprak yok. Bir ordu girdi işin içine. Havaya ateşler falan edildi, dağıtıldı. Şimdi öyle bereketli bir toprak ki duman duman yanar biliyor musun? Böyle gidersin abi, duman duman yanar. Ulan dedim gideyim de yukarıdan bir fotoğraf çekeyim. Çık bir yere kadar geldi, o makineyi yükledim, geldi adam. Ulan geldim abi, Kadek Kulübesi'nden büyük kulübeler. Kadınlar ekmek için her şeyi hazırlamışlar, mayalar, sular, ne oklarlar. İnsan yok, ulan bağır, çağır, bağır. Ben biri geldi ya yaşlı bir adam. Ya niye kaçarsın dedim. Ne yapıyorsun? Ne yaparsın siz burada ya? Abi, jandarmanın biri demiş ki bu aileye, gruba. Şu dağ aşın Israiye Ovası'na inin, orada iş var. Bunlar da Minevi'yi tepeye silmişler, kulübeleri yapmışlar. Ölüler vermişler aşırıdan. İşte Allah anlattılar. İbo Gök diye bir adam bunların lideri. Ben de Allah kanı kanı rahmet eylesin. Akşam Maraş valisi Fikret Bey'in evini yemeğe davetti. Bak şimdi neler oldu ya. Tabii teyfi aldım orada konuşmaları. Akşam açtım teyfi, valiye dinletiyorum. Vali pertapsız gibi gözlükleri vardı. 1.90 boyunda babayı itti adam. Gazi Paşa'da da kaymakamlık yapmış. Karısı biraz sinirlendi. Yani dedi, şimdi yemek sırasında mı ne oluyor falan gibi böyle bir hal. Misafirim ben dedi. Dedi ki, o diyeyim sabahleyin 8.30'da gel buraya dedi. Ne abi gittim seni 3.30'da. 20 tane araba. Sağlık memuru bilmem ne, tatlı çok kaymakam bilmem ne abi. Çıktım garibim, gel İbo Gök, millet çıkın ortaya. Devlet yapıyor, devlet. Yavaş yavaş bunlar çıktılar, bilmediler abi, hemen sağlıkçılar hiç unutmam. Kayaların içine su toplamış, yağmur suyu. Sinekler böyle üstünde, sivrisinekler. Tüpleri çekiyorlar onlar, sıkma, ilaçlar. Kaymakama döndü, bilmem ne kaç sayılı toprak kanuna göre bunlar toprak dağıtıyor. Abi ayrıldık, o İbo Gök 117 yaşında öldü. Tarısı hepimize diye de bir de yazı yazdım gazetede okuyunca. Ondan sonra dedi ki ya Fikret Bey diyor, elinde böyle bize gir, bana gir Cumhuriyet. Oraya Dilek Çevir Köyüşler Bakanlığı'na git abi. Onlar bir nevi sözcüsü oldum. Dediler ki Otyam Köyü yapalım. Ben de o zaman ölmeden adını verenleri sövüyorum gazetede yazımda. Dedim İbo, yine höyük çok güzel. Bir Otyam Köyü, sen gitsek. Ama bu kadar emeğim var, istemem.
Abi uzatmayalım. Aradan zaman geçti. 79'da emekliye alacağım. Karım ben. Bir Alevi arkadaş İbrahim Demirel fotoğrafçı. O 12 bin kilometre yaptı. Veda diyerek. Hadi dedim ulan bir de şimdi Mineviye'ye gidelim. Orada geçiyoruz ulan. Abi apartmanlar. Vallahi kocaman bir meydan. Çeşme başına mini etekli kızlar. Bir uçak bizi takip eder. Piper uçağı ilaçlı zırhlı. Pilotu görüyorum. Kırmızı flor var boynunda abi. Üstümüzden geçiyor. Bizim arabayı takip ediyor falan. Abi o ay çiçekleri iki adam boyunda. Buğdaylar öyle. Aradan kaç yıl geçmiş? Ben sana söyleyeyim. 79-60. 79'da 64'te falan. Evet. O 15 yılda büyük bir değişim. Abi, abi ne diyorsun sen? Almanca olmuş hepsi. Hmm. Şimdi soruyorum ya İbo Gök diye bir adam tanır mısın bilmez kızlar böyle. Mine etikli hepsi ya. Öyle tırk var. Orada öteden bir adam bize bakıyor. Beyefendi dedi bana dedi. Buradan gidin dedi. En sondaki ev dedi. Başka ev yok dedi. Kalktık gittik abi. Yerine fukar abi kürt güneydi. Üç tane kürt kaldı. Koltuk. Türkçe bilmez. İki üç tane keçe, birkaç kazan kaynıyor altında toprak yakılıyor. Toprak tezek gibi. Yanıyor toprak, şimdi çal yanıyor. Dedim ya nerede İbo Gök? Dedi, Kürtçe bilmiyorum, ben demirim. Dedim, tarlada gelir. Biraz sonra baktım abi, iki bittim olmuş, kız saçlı bir adam geliyor. Böyle selam sabah vermedim, orada oturuyordum. İbo Gök dedim ya. Beni tanıdın mı falan dedim. İşte şöyle dedim. Kulağından bir alet çıkarttı. O parazit yaptı. Anlayamadı falan. Ben dedim gazeteciyim. Sonra da hiç konuşmam dedim. Gazeteci milleti alçak şerefsizdir dedi. Bir gazeteci vardı dedi. Hayat Fikret Otyan dedi. Ondan başkasından ben konuşmam. Teyip açık. O da benim. İbo benim diyorum. Bakıyorum post bir sakal makal. Sen değilsin. Ya İbo. Bak kitap vardı, kitapta fotoğrafımız var. Getir o kitabı. Kur'an-ı Kerim'in yanında dedi sandıkta. Bir örgütmen dedi, onu aldı. Bu kitap bunun diye kadar anam belirlen dedi. Bir o adamla konuşurum dedi. Yoktu ben konuşmakta bahsedeyim. Çok alçaklık etti, kullanmışlar hakkını. Yine egal giydirmişler. Kullanmışlar, soytar bahsedeyim falan. Niye dedik, peki konuşma. Sonra yıl geçti arada ya İbo Gök 517 yaşında tarzı bize dedi. Peki o gün inanmadı öyle mi? Sizin hayır. Fikret Atıyorum olduğunuz için. İlginç. Ondan başkasından işte karım burada. Keyifli de var burada. Ve kocaman sonra öğrendim Almanca olmuşlar abi. O kullanmaz bir şey. Toprak bereketli. Apartmanlar bilmem ne. Yol asfalt. Diğerleri sizi tanımıyor tabi, diğer köylüler. Orası en güzel yeri unuttum. Dön işte, adam dedi Fikret Bey dedi, buyurmaz mısın çayımı kahvemi işte. Dön, nereden Fikret Bey? Siz dedi buraya geldiğinizde dedi, ben ufaktım, ben sağlık memuruyum dedi. Sizi ben hatırlıyorum dedi, bu çocuklar nereden bilecek dedi. Gelin ben İmo'nun hayatını size anlatayım. Girdik, hiç unutmam, İsmet Paşa, Cemal Gülsel, Atatürk fotoğrafları var. Bir de odanın içinde 8-10 tane kettik yavrusu. Orada geziyordum. Ben dedi ufaktım geldiğinizi hatırlıyorum dedi. İbo Gök dedi tenceresine varınca kadar sattı dedi. Ankara'ya gidip gelmek için bu köye dedi. Şimdi onu kimse bilmez. Bir şey biliyorsunuz. Yeter ki onun şeyi sene. Çok sağ ol. Ne demez? Ya. Fikret abi Maraş'ın köyü değil mi bu köy? Evet evet. Mineyük. Maraş'ın. Mineyük. İşte Filiz yanımda tanımam dedim. Fikret Otyan var. Ben de övünüyorum. Harun köyü ben yaptırdım bilmem ne. Ama biraz bunlanmış. Ha? Biraz bunlanmış kulağı filan bilmiyordu. Çocuk tanıdı herhalde. Evet o tanıyamamış. Namuslu bir gazeteci varmış. Fikret Bey dedi. Bir ondan konuşurum dedi. Hemen dedim lan benim o İbo. Bize dalga geçti İbo öyle bak seni tanımıyorlar. Hani buraya adım verilecekti diye. Yok dedi sen neyisin o dedi. Bak ne kadar net karşısı gördüğüm işlem yok. Eskiden hep böyleymiş buralarda, şimdi buranın da doğası değişti diyor yaşlılar.
Bu kayaların arasında çanlar nasıl yetişiyor değil mi? Yani çok olağanüstü bir şey. Bu dağda çıkılırmış. Bizim bir grup var, Todos. Onlarla bakalım çıkacağım. Ne diyorlar da? Geyik. Geyik dağı. Geyik yok bir şey. Geyik. Sarkı. Arkadan doğru o zaman çıkıyor. Hı. Herhalde. Abi 23 tane sarkı. Geyik varmış. Bu da kayıtlı ormana. Şu anda. Evet. Ki artmıştır herhalde. Hı. Geldiğinizden beri ayrı. Hiçbir doğurmadı. İnşallah ölmemiş. Şey yasak değil mi? Avlanma. Yok. Sağ ol. Şimdi İstanbul'da burada mı? Üniversitede mi? Yok, bakanlıktan şu anda APK memuru konumunda. Şeyde kızakta duruyor. Öyle üniversiteyi bıraktım. Ben de Fikret abinin Orhan Kemal kitabını buldum. Piyasada hiçbir yerde bulunmuyor o. Geri çıktı. Üçüncü baskısı. Gönül yayınlarında. Ha ben Akso yayınlarından çıktım. Abi nerede o? Bitti o. Nerede biliyor musun? Onu buldum. Depoda abi. Depoda biliyorum. Ankara'da bir kitapçıda buldum. Bugün direkt fakülteden gelmeseydim onu Fikret abiye getirip imzalatacağım. En güzel ilk tabi Kur'an-ı Kerim tek kitabı budur abi. Ha, çok birinci abi ciddi. Evet, çok derseniz bakın oldu. İşte o bende. Onu bende de bir tane. Sen ne yapıyorsun ayağın buralarda iş mi? Tatil mi? İkisi de. Çünkü Veli Hasan'la görüştük. Onun birkaç yayınlanmaya değer kitabı var. Bakalım güzel ne yapabileceğiz? Abi. Birden çok yayın eviyle görüşüp ne yapabilirim? Yayınlamalıyız. Abi ben iş bitirdim bu arada. Derdi yoklar var ya. Derdi yoklar. Aha. Evet. Onun kitabını çıkarttırdım en şahit. Kitabın yazılacak neler var? Neler mi yazdınız onlar? Onlar şiirler mi koydunuz? Onlar türkücü ya. Ya şiirler mi canım? Hayatını yazmadım ya. Allah Allah. Bir Almanya'dayız abi. Duydum. Bozat Hızır'ı çok güzel söyler. Dedim bana bak. Bu saçlı sakal Tarzan gibi bir yer. Şu Bozat Hızır söylemesi seni vururum arkadan da ağlarım dedi. Odur efendim dedi. Abi bir söyle. Olmaz öyle bir şey. Başka bir şey yok. Türküler de gönlümde. Ha, yok o söylüyor. Sonra. Ondan sonra. Bu kendi bestesi herhalde. Abi. Kaset yaptı. Çıktı kaseti. Çay isteyen varsa çay hazır. Onda da Bozatlı Hızır söylemiş. O gün de Adapazarı deprem oldu abi. Bir kasetle. Bir adet satılmadı. Ondan sonra bir gün bir türkü dinliyorum. Türkülerle gömün beni diye. Bunu. Ulan çok sevdim. Ben de dedim ulan vasiyet ettim. Ulan ben öte dünyaya giderken bu türküyle kaldırın cenazemi. Bineceğim evinde. Efendim geldi mi? Madem vafandım bilmem ne falan. De o kitap. Dolandıracaklar fukarayı ya. Bana gönderdi şiirleri okuyayım dedim. Abi bilgisayarlar disket. Lan nereden okurum ben bunu? Gavur şeyler, klavyeyle, giyiler, giyiler. Dedim ya. Abi bundan uğraşamam kardeşim. Sen bunu bastır gönder. Geldi okuduk. Her Türk'ünün şiirin hikayesini yazmış. Dedim ya. Buna da gerek yok ama ya hadi dedi işte bek. Çok para istedi. Esim yayın evi buldum Alev yayından. Çıktı. Adını da şey koymuş. Türkülerle gömün. Gördüm ben. Bir de ön söz yazdım ara. Ön söz yazdım. Çıktı. Şimdi bir de bir mektup geldi abi bize. Bir de kaset geldi. Şöyle ona 10 CD boyunda. Türküler şiirleri. Bir de Nuri İyem'in tablolarıyla. İki tane CD var yan tarafta. Müthiş bir şey. İlla içindesine bir dokyanlar senin filizin kilimleri senin tablolarından yaptılar. Olur dedim. Güzel bir şey. Yalnız dedim benim şartım var. Ha, bak o şeyi arıyor. Fotoğrafçıyı aldım. Ha, ayrı ayrı CD yapsın. Hem kilimleri öyle yapsın. Dedim ha, benimkileri öyle dedim. Ha, sen bir şey göndermedin mi? Hayır hayır. Hayır. Seninkiler diyorum yani. Gitmesin. Ondan sonra dedim ya benim bir dedem var. Hakk'a yürüdü. Şinasi Koç. Onun bende iki tane sema var. Kırklar sema ve turlar sema. Bunun üstüne hiç sema yok. Bunları da koyarsanız. Eyvallah dedim. Abi eve gittim. Tamam dediler. Ustalar diye arkaya bir yer yapacağız dediler. Hatta dedim sema fotoğraflarım, tablolarım var. Onunla beraber koyun. Abi ben saygı aldım. Ölmüş gitmiş. 60'ta almışım abi. Yine Sefer Aytekin'in orada. Keybe. Hüseyin Çırakman falan var.
Ondan sonra bizim şey var, eşek, Ahmet, Maraş, kul Ahmet. Ha. Hıyar Ahmet diyelim, eşeğin teki de Allah rahmet eylesin. Bir oğlu camiden kaldırdı babasının cenazesini biliyor musun? Niye? Bakan gelecek diye. Ulan yakışır mı dedim ya. Ya nasıl camiden kaldırırsın sen babanı? Abi dedi bizim bakan geliyor, bak turizm bakanlığına çalışıyor. Orada kaldırdı. Neyse. Abi orada iki tane sema söyledi. Şinası koçu. Eğitmenmiş adam. Çankaya Köşkü'nde bahçıvanlık yapıyormuş. Bahçıvan başarı olmuş. İhtiyarını sarmıştı. Fütür şapkalı, kravatlı, giyilen, köstek, yelek. Başında fütür şapkalı. Ulan bir dünya güzel adam. Ömrü bir yıl adam. Aradan zaman geçti. Kürdüşe'ye yerleştim. Karayollarına bekçi. Gelen dizilik kullandı. Dedim bak. Ya baba gelenler ya canım sıkılıyor. İstifa ettim. Bak bir şey çalıp söyleyeyim sana. Lan nöbetçiyim Cumhuriyet'te. Birine açın. Duyuyorum gelip gittikçe. Haber yazdır o çalar. Ulan telefon çalar karayollar. Genel müdür ağrar ya. Efendim bana izin al bir yerde konser var. Ne çektim abi? Ne çektim o? Afet'te mi? Kulak. Evet. Mahkemeye verdi şeye bizim. Mahsuni'yi, bilmem ne eşek demiş, o ona eşek demiş, bilmem araya gir barıştıran. Neyse, uzun hikaye. Bir gün Şinas Efendi dedim, ya sen ne iş yapın? Ben boş işleyeceğim dedim. Ya niye söylemedin bana? Fikret Bey dedim, o kadar çok dedim, aile var ki başında. Bir de ben bedava oldum. Şimdi sen dedim, ben bir mektup yazacağım. İşte Nuri Teoman Paşa, Hava Generali. Ankara Vali ve Belediye Başkanı. Dedim paşam, bu ağzı arkadaş, büyük bir halk uzanıdır. Bana bir iş rica ediyorum. Güvenilir bir insandır. Gönder bana dedi. 15 gün sonra gel. Şinas Efendi nasıl, memnun musun şimdi? O iş olmadı. Niye? Olmadı efendim. Yahu paşa nasıl emir verdi? Abi uyarım odacıya, kendi akrabasının dilekçesine Fikret Hocam gönderdi diye. Odur diye. Bu da öğrenmiş, onu işinden atarlar diye. Bir mektup daha yazdım. Hemen dedim, şimdi götüreceksin. Boyuna telefon eden özel kalem, adamım geldi mi? Gelmedi. Çünkü o günde rüzgarlı sokaktan 8-10 bin işsiz meclise doğru yürüyüş yaptı. İşsizler. Cüneyt arayarak telefon etti, ya Fikri, tam senlik bir konu vardı. Hayrola, ulan dedi, bir adam dedi, megafonu aldı. Bir konuşma yaptı dedi, gözümden yaş verdi. Fotoğrafçı geldi. Ya dedi, abi dedi, sen burada bisikletli bir adam geliyor ya dedi, Ya dedi, o konuşma yaptı dedi, sonra heyet seçildi, bu da gitti. Dönüşte dedi, bunu da arabaya attılar dedi, bisikletiyle beraber götürdüler. Şinasi koş, evet, Şinasi koş, Şinasi koş. Gittim hemen abi, heykelin orada Rüştü'yü buldum, emniyet, ikinci şube müdürü. Ya Rüştü abi böyle, git başımla Fikret, şimdi ben uğraşamam. Milleti yine rüzgarlı sokağa sürükleyecekler. Ya abi önemli bir şey var. Yarım saat sonra telefon et bana. Telefon ettim. Dedim ya böyle böyle. Bir adam mı almışsın durup dururken ya? Ne hakkı mı? Valiliğe gidiyordu iş bu mu ya? Nasıl? 40 dakika geçmedi. Şinasi Efendi geldi. Yanağım burası kırmızı. O kadar kişi için almışlar bunu. İki tokat çakmış. Demiş sen ne işin var bunlar arasında? Fekut Yanbaşı valiye gönderildi diye. Hadi görünme, fişlenmeden. Tabii çok üzüldüm. Yine Hızır gibi yetişti Fikret Bey dedi. Peki tokatı patladı bana. Neyse Ertuğrul dilekçeyi götür Keçiören Belediyesi'ne girdi. Ölünceye kadar da oradan emekli oldu. Oradan emekli oldu. Keçiören'de bir ev aldı. Ev cüralı çıktı. Uğraş mahkemeler falan. Kendi elimden ağaçlar diktim bahçesine. Abi her Ankara'ya sergimiz sırasında geldiler mi diye. Fikret abi sağ ol. Çok yardım etmişsin ama. Bizim başımıza öyle problem oldu ki o cahilliğiyle. Çok işleri karıştırdı. Allah rahmet eylesin. Abi şey, Kur'an'dan... Şeyle oynadı. Sistemle oynadı. Abi ya bütün derdi Kur'an'dan çıkarılmış, kim çıkardı diyor bunu.
Bize abi, Ayhan ya, da ya. Burada tanık. Ben yani çok dikkat ettim. Hiçbir zaman kırmak da istemedim. Hep Ayhan'cığım Almanya'da falan da. Fakat adam sistemle uymuyor cahil. Öyle tehlikeli işler yaptı ki orucun yeri değiştirmesi, zaman değiştirmesi. Abi kendi aklına göre açıklayın diyor bunu. Açık, kitapları yazdı, ben tavsiye ettim. Kapaklardan uğraştım. Tabii dinde mantık yok ki açıklayasın. Dinde abi mantık şimdi, olur. Şeye Kahire Eser'e yazdı. Aha. Şunlar şunlar ne oldu? Cevap veremediler. Diyanet cevap veremedi. Veremeyince bu da daha haklı olarak niye şarkı ediyor ya cevap veremiyor. Muharrem orucunun zamanıyla ilgili olarak bütün bozan o. Bütün sistemi tehlikeli durumlara soktu. Ama orada bir haklılık payı yok mu? Yok haklılık payı falan yok. Haksızlık payı var. Çok tehlikeli bir durum. Bir defa tarih önerdiği tarih gerçek zaman dilimi değil. Ama Muharrem bir yaza geliyor, bir kışa geliyor, bir bahara geliyor. Hüseyin Bey sorun şu, ay takvimiyle güneş takvimi olayı. Dinsel kurumlarda geleneksel kurumlara... Şu hocanın dediğini kimse buna o tarihte böyledir demedi abi. Hep kıvırttılar. İşte kıvırtmışım işte. Neyse. Diyeceğim o değil abi bir gün. Sorma sen. Bir gün... Şey tarafı, yerindeki Cumhuriyet Karması Almanya'da kalbi durmuş ölmüş. Ben orada bundan çok değiş aldım. 60'da. Sefer Aytekin matbaayı durdurdu abi. Hüseyin Çırakman, Ahmet, Yurt Ahmet daha bir yeni insan. Halil şeydi, Öztoprak. Bir de o da vardı. O ayrı, Halil ayrı. O ayrı bir diyelim be. O da ayrı bir olay. O ayrı bir diyelim be. Nur içinde yatsın. Sarıldım. Nereye çektim onları? Neyse ondan da güzel röportajlar çıktı, yazılar çıktı. Neyse. Evet. Abi adama dedim ki bir şartla bu semahları kullanacaksın. Sonra aklıma geldi. Gerçi 60 yılında ben devrilmişim ama çocukları sağ. Aram Sultan sağ. Ulan ne yapalım? Sergimeden oğulların biri geldi. Oğlum peki yani bir tane yeminli müşavir, mali müşavir var. Kemalettin onu tamam da kartını buldum. Defterimde var. Açtım buldum. Çok sevindim. Ulan dedim vaziyet böyle böyle. Dedemin dedim iki parçasını ben bir yerde kullanmak istiyorum. Benim tablolarımın fotoğraflarıyla beraber. Ben unutuldu gitti. Ne kaseti var ne bilmem. Kimse bilmem öyle adam yok. Baba emrin olur dedi. Ya aileyle görüş dedim. Okey derlerse ben bunu kullanacağım. Ve dedim anılacak dede. Bir de yazı yazacağım dedim dede için. Aileyle görüşün. Anasından konuşun. Abisinin demiş ki çok emeği vardır baba okuyan bize demiş. Telif hakkı falan hiç ne yapıyorsun laf onu. İsterseniz dedim onu söyleyeyim. Aslında da dedi mesamada kaydettirelim bunu. Tescil ettirelim. Şimdi ben bütün bunlar büyük kasetlerde olduğu için Aşık Daimi'nin kızı bunları Almanya'da hep CD'ye aldırdı. Güya federasyon bunu değerlendirecekti falan. Bak üç kağıda geliyor. Bir de efendim bir aile hanım büyük dermişlerden oldu. Hikmet Aslan'ın kızı. Gazi Üniversitesi'nde. Neydi kızın adı ya? Profesör ya. Belkıs Temel. Ankara'da. Efendim, onlar demişler ki bunu alalım Fikret Otyam'ın elinden. 100 yıl dayana CD'ler ve ona çektirecekler. Dedim, günah mı verin ona? Çeke. O da ayrı bir mafya o. Gülüzer, Cengiz var Almanya'da. Evet. Ondan sonra tabii haksızlıklar da çıktı. Suratladım, belgeleri sürüverdim önlerine. 40 demediler. Aşık Daimi'nin kızında ana kopyalar duruyor. Bir kopyada bende var. Abi geçen gün eve gittim. Siz ben de telif hakkı olarak ya hak olarak bir kopya istedim evimde ya. Kimden istiyorsunuz? Belki çekildi Almanya'da. Bir kopyası şeyde Aşık Daimi'nin kızında. Bir kopyası da bana verdiler törenle. Madem Alevi Kültür Merkezi yapmış onu federasyonu yapmadı. Abi gittim geçiyorum, baktım Aşık Şinasi Koç 1960 turnasyam abi, aldım geldim abi yok içinde. Yarına kesiliyor.
bu an kırsından ağlayacağım. Evet şimdi gittim. Ne kadar CD varsa hepsini aldım geldim. Gördüm. Şinas Koç diyor. 1987 bir evine gitmişiz orada. Bir de 1960 bu gece yarış güne ait. Abi bir yere gelmiş. Bozulur mu CD? Bozuk okudum. İki semanın arası bozuk. Olacak şey değil ya. Allah'tan 2-3 kere de böyle ben onları kasetleri almıştım. Bir baktım semalar diyor Şinasi Koç'tan. Kaset aldım geldim. Onda var bozuk tertemiz. Şimdi ikisini oraya göndereceğim. Bir de Filiz'in işte kilimleri, benim fotoğraflar. Dedeyi yazdırdı abi Şinasi Koç dedi ya. Gökten rahatlasın Fikret abi. Şimdi ben de size söyleyeyim. Şeyden sonra benim bunalımı biliyorsunuz bir kitabım çalındı. Mahkemelik olduk vesaire hala sürüyor. Ben dostlarla zorla karşılaştım onun için buluştuk. Efendim Esat'la karşılaştım İstanbul'da. Esat'a dedim ki Serçeşme'ye yazacağım ve yazmaya başladım. Tabii ki de bana gelmedi. Ölüm duası geliyor. Ölüm için bir Gülbenk yazdım. Ve bütün Alevi felsefesinin, Alevi yaşam biçiminin aşamalarının hepsini anlatan tahtacı Gülbenkleri var. Bu Gülbenkleri yeni dille tekrar harika sistemli olarak yazmaya başladı. Esat geldi buraya. Ta İstanbul'dayken bağırıyor, baba geleceğim akşama sendeyim diye. Bekle. Kim getirecek dedim. Eczacı Gülçin Hanım getirecek dedi. Yok, bugün de açtım ben Ahmet'e kitap göndermiş bana. Esat da çıktı telefonu. Ulan dedim hani geliyordun abi dedi. Araba işi olmadı. Bir yeni iş oldu. Kusura bakma ben de seni arayıp özür dileyecektim. Dedim benim gergim gelmedi bu ay. Çıkaramamış. Yok canım. Gergim de gelmiş. İçinde CD falan. Daha son 20. sayı. Tamam benimki gelmedi. Dedim ya söylemiyorlar. Ulan kargoya ben dedim. Adresi teslim yerinde ödemediğim bari. Kargo postaya gönder. Çalıyorlar ya. Yine baktığın içinde sert bir şey var. Ya ben de yazım okumadım abi. Yazı yazamam. Ya yazın çok güzeldi. Ne yazmışsın biliyor musun? Ben okudum. Ya fakültedeydi. Keşke getirseydin. Ben de seni mi getirdim? İki mahkeme kararını yazmışsın. Ankara'dan yazmışsın. Alevlikle ilgili. Din dersi olayıyla ilgili. Ha, o yazı evet. Değil mi? Ben okudum. Evet. Muhteşem. Ha, ben okuyamadım abi. Onu. Ankara'da yazmışsın. Bugün telefon etme. Esat tekrar Filiz'e. Ben yukarıda çalışıyordum. Hemen verdi kavruya demişler. Şimdi abi İbrahim el-Dakuki diye bir Irak basın kültür ateşesi vardı Ankara'da. Kerkük'te. Irak Türkmenler diye de bir kitabı vardı. Ha. Onu da ben biliyorum. Abi ya, çok hoş bir benim yakın dostum. İstanbul'da şimdi. Yara Viyana'da. Abi bu geldi. Evet. Tayini çıktı. Merkeze dönüyor. Dedi ki Fikret Bey dedi. Gider gitmez dedi. Seni memleketime davet ettireceğim. Kendim gezdireceğim dedi. Çok iyi görüşürüz. Hakikaten bir zaman sonra bana davet geldi abi. Daha arabasının plakası değişmemiş. 06. Tarık Aziz bakan o zaman. Beni aldı götürdü. Bu da müsteşar. Tam Arapça konuşuyorlar. Anlamıyorum. Yalnız bu şey söylüyor adam. Bu itiraz ediyor bana. Yani ikna ederek de bana. Sonra da diyeyim ki ya bu herhangi bir gazeteci. Sen müsteşarsın. Sen nasıl gezdirirsin bunu? O da demiş ki efendim 20 bakana değiştirdim bu adam. Cumhuriyet yazarını. Ben gezdireceğim. Söz verdim. Dedim. En iyi yazıydı bizim için bu yazacak. Olur falan demiş. Abi izin çıktı. Tarık Aziz bir de bana bir bakın bir şey verdi. Hediye. Kerbela dizisi mi? Abi neyse bir gün de dedim beni hemen Kerbela'ya götür. Hazreti Hüseyin'e, Hasan'a, Masan'a, Ali'ye hepsini göreceğim. 1 Mayıs 72. Yıkılıyor ortalık abi. 1 Mayıs'ı kutluyorlar. Elimde de benim. Nerede böyle aletler o zaman? 3 dakika süren Süper 8 film makinesi var. Tabii onda sessiz. Boynumda teyp var, Philips. Çekmeye başladığında düğmeye basıyorum. Bir yıl fotoğraf makinesi. Ulan bir meydana geldik. Bağdat'ta.
kükleri üst üste koymuşlar, evin içinden de su akıyor. Ulan güzel bir heykel gibi şey, fotoğraf çektim, ha, iki tane, üç tane adam geldi, pasaport falan. Çevirdim arabayı, dedim, kral birisi, şey, köşkün, sarayın ne var mı, onu mu çektim zannetmişler, oranı bilmeyen bir yer. Bu hüviyet verdi falan, neyse, Kerbela'ya yaklaştık abi. Tam giriyoruz Kerbela'ya, tabela göründü, cipten büyük, kemsiden küçük, bir araba, üstünde ağır makine, tüfek. Çevirdiler, dediler yürüyüp karakolları tamam dedi, haber geldi, filmleri alacaklar. Merdivenlerle çıktım, o bir bina, baba yiğit bir adam, 2 metre boyunda. Vapurit yüzbaşı. Tak, selamı durdu adam bana. Hoş gelmişsin mihman, sefalar getirmişsin. Ben Kerbela Belde Polis Müdürü Nazım Mustafa, hoş gelmişsin. Ben dedi emir almışam, emrim beyim buyurma Allah. Türkçe konuşuyor. Türkçe. Ulan gel içeri, kahverir mavirir, sen nereden kek? İbrahim Daköken de ilkokul arkadaşı çıkmaz mı abi? Bir ağlaştılar bunlar. Ay canım ya. Ölmeden düştü adam. Geldi abi, Hazreti Hüseyin Hoca. Dua edelim dedi, kapıda durduk. Dedim ya Nazım Mustafa hocam acaba fotoğraf falan çekin ne demek dedi. Kendi evindeymişim gibi dedi. Abi konuşacak şey değil ya. Yalnız o Seyit diyorlar, onlar biraz kötü bakıyorlar. Bu önde girdik içeri. Ben artık şapşallıktan abi gözüme tutmak yok. Gelişi güzel tutuyorum kamerayı. Teyip açık bir de fotoğraflar çekiyorum. Ne olursa olsun abi. Bir de o insanlara uydum, bir de ben de elimi süreceğim. Bir aralık yumuşak bir şeye bastım, onu hissettim. Ha, ayakkabıları çıkardım, adı yerim oturuyor orada. Uzun bir devlet, 3-4 metre. Daha belki daha fazla. Bir pabucu kalktığı gibi abi, aldım bir yere koydum. Ulan o kadar pabucun arasında diye gitti. Hamsi'nin dergahında. Ulan ne yapayım? Neyse dönüşte, adam uzatıverdi ayağımın üstüne, aldı orada. Yüzlerce kişi girdi. Ya abi akıl almaz bir şey, inanamam yani. İnanılacak gibi bir şey. Ya bir girdim ki anlatılmaz bir şey. Gökten nur yağıyor, nasıl bir ışıklandırma yapmışlar. Vantilatörler çalışıyor, rengarenk. Abi ayağımı nasıl çekti, ateşe değsem o kadar çabuk.